Aşağıdaki iyonların elektron dağılımlarını yaparak anyon mu yoksa katyon mu olduğunu belirleyiniz. Eksi yüklü iyonlara anyon denir. Artı yüklü iyonlara katyon denir. Örneğin burada hidrojen eksi yüklüdür. O zaman bir anyondur. Lityum artı yüklü o zaman katyondur. Katyon. Berilyum artı iki yüklü katyondur. Katyon. Karbon eksi dört. Eksi yüklü olduğu için anyondur. Anyon. Azot 3 eksi eksi yüklü olduğu için anyondur. Oksijen yine eksi yüklü olduğu için bir anyondur. Flor da eksi yüklü olduğu için anyondur. Şimdi elektron dağılımı yapılırken anyonlarda, anyonlarda doğrudan elektron sayısına göre dizilim yapılır. Burada hidrojen eksi bakın de 1 elektron aldı 2 elektron olmuş 1s2 şeklinde yazılır. Diğer anyonlarda bakın karbonun 6 protonu vardı, 6 elektronu vardı, 4 elektron almış, 10 tane elektron olmuş. Ya da şöyle sağlamasını da yapabiliriz. yükü yüküyle elektron sayısının toplamı yani eksi 4 ile 10'un toplamı proton sayısını vermesi gerekiyor. Burada 10'a göre dizilim yapıyoruz. 1s2, 2s2, 2p6. Burada da eksi 3 ile 10'u toplarsam 7, burada da 10. 1s2, 2s2, 2p6. Burada da oksijen 2 elektron aldı 10 oldu. Burada da aynı şekilde 1S2, 2S2, 2P6. Burada da flor 1 elektron aldı 10 oldu. 1S2, 2S2, 2P6'dır. Elektron verdiği zaman eğer ki atom numarası 20 ve altındaysa orada da elektron sayısına göre doğrudan dizilim yapabiliriz. Burada lityumun 3 elektronu vardı. 1 elektron verdi 2 elektrona düştü. 2'ye göre dizilim 1S2'dir. Burada da yine 2, 1S2'dir. Artı yüklü olduğu için katyondur. Katyon. Artı yüklü olduğu için katyondur. Artı yüklü katyon. Katyon. Eksi yüklü anyon. Burada da eksi yüklü anyon. Burada da eksi yüklü anyon. Burada ise artı yüklü olduğu için katyondur. Katyon. Burada da yine artı yüklü olduğu için katyondur. Katyon. Burada da yine elektron sayılarını bulalım. 10 10 10 Burada ise 18 18 18 18 ve 18. Ona göre dizilim yapacak olursak 1s2 2s2 2p6 şeklinde. Burada da 1s2 2s2 2p6 şeklinde yine. Burada da 1s2 2s2 2p6 şeklinde. Burada ise 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 şeklinde. Burada hepsi 18 olduğu için hepsi 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 dizilimine sahiptir. Yani hepsi şöyle yazacağız. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 1S2 2S2 2P6, 3S2, 3P6, 1S2, 2S2, 2P6 3S2, 3P6 şeklinde olacak. Metallerle ametaller bileşik oluştururken metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır. Aşağıdaki elementlerin elektron dizilimlerini yapınız. Bu elementlerin metal ametal olarak sınıflandırılıp hangi orbitallerden kaçar elektron alıp veya verebileceklerini belirtiniz. Berilyum 4 1s2 2s2'dir. Berilyum 1 metaldir ve en yüksek baş kuantum sayısındaki 2 elektronu yani 2s'den 2s'den 2 elektron verir. Azot 1s2 2s2 2p3'tür. Azot bir ametaldir. Ametaldir. Ve bakın burada değerlik elektron sayısı 5'tir. O yüzden 3 tane daha elektron alır. 2p'den 2p'den 3 elektron 2p'ye 2p'ye 3 elektron alarak kararlı yapıya geçer. Oksijen 1s2 2s2 2p4 şeklindedir. Oksijen de bir ametaldir. Ametaldir. Oksijen buraya 2 tane elektron alarak kararlı yapıya geçer. Yani 2p'ye 2 elektron alır. Flor 1s2 2s2 2p5'tir ve bir ametaldir. Yine 2p'ye bir elektron alarak, 2p'ye bir elektron alarak kararlı yapıya geçer. Yani metaller elektron verir, ametaller elektron alır, almaya yatkındır. Sodyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s1'dir. Sodyum bir metaldir, metaldir ve değerlik elektronu olan 3s'deki 3s'deki bir elektronu verir. 3s'den bir elektron verir. Magnezyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2'dir. Magnezyum bir metaldir ve şu 3s'deki 3s'den iki elektron verir. Alüminyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 1 olacak. 2, 4, 10, 13. Alüminyum da bir metaldir ve değerlik elektronları 2, 1, 3 tane değerlik elektronu var. 3S ve 3P'den toplam 3 elektron verir. 3S ve 3P'den 3S ve 3P'den 3S ve 3P'den 3 elektronu vererek artı 3 yüklenir. Fosfor 15 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, 2, 4, 10, 3P3 olacak. 3P3, 2, 4, 10, 12, 15. Fosfor bir ametaldir. Ametaldir. Ve buraya 3 elektron alır. 3PY, 3PY, 3 elektron alır. Kükürt 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P4'tür. Kükürt de yine bir ametaldir ve 3p'ye 3p'ye 2 elektron alır. Klor 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5'tir. Klor bir ametaldir. Ametaldir ve 3p'ye 3p'ye 1 elektron alır. Potasyum 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4S1'dir ve potasyum bir metaldir. Metaldir. Ve 4S'deki 4S'den bir elektronunu verir. Metal olduğu için elektron verir. ama metaller alıyor. Son olarak kalsiyum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ve 4S2'dir. Kalsiyum bir metaldir. Ve 4S'den 4S'deki 2 elektronu verir.